uzunluk ve açı değişmez arkadaşlar. Bakın o yüzden şöyle ben sağdaki şekilde göstereyim size. Katladığınız zaman bu B açısı da 90 derecedir. 6 3 açı değişmeyeceği için burada açı açıortay oldu. Yine burası 3 lazım olursa yine burası 6. Ama tabii ben şurada görmenizi istediğim şey olarak göstereyim bakın. Kenarın parçasının oranı 2 de mi? O zaman AC'nin de 2x olması lazım arkadaşlar. Şuraya artık x yazdım. Buraya 2x yazdım. Pisagor yapmaya gerek var mı? Hayır. Önce özel üçgen düşünelim. 6, 8, 10 olduğu için burası 5 olur. Burası da 10 olur. Cevabımız böylece. B, 5 olur. Şimdi arkadaşlar açı ortay görünümlü normal açı sorusu. ikizkenar kenar üçgen sorusu falan yaparız. Bakın şimdi buraya. Zaten öyle açı ortay yapabileceğimiz bir durum da öyle kenarlarda yok. Alfa, beta. Alfa, beta. İki iç bir dıştan dolayı şu ABF üçgeninde F açısı alfa beta olur. Yine arkadaşlar şuradaki bu ADB üçgeninde ADC'ymiş pardon. Yine iki iç bir dıştan dolayı alfa beta olur. İkisi kenar oldu. X de buradan 12 geldi. B şıkkı. Burada 15-15'e tabii ki takılmayacağız. Aslında neye takılacağız? 30 derece, 60 derece, 90 derece. Şimdi arkadaşlar burada... 30'un karşısına A dediğimiz zaman 60'ın karşısına A kök 3, 90'ın karşısına da 2 A diyoruz değil mi? Hemen kolların oranı yani 2 A'nın A, kök 3 oranı parçaların oranı diyebiliriz. X böyle 6 kök 3. Bu soruda ben dikindirerek yapmak istemedim. Öyle de göstereceğim isteyenler için. Şimdi bakın böyle oldu. X de buradan 12 oldu. Bu birinci yol. Ben bunu bir göstermek istiyordum size. İkinci yol isteyen dinlesin. Kollara inen dikler birbirine eşittir. Böylece burası zaten 60 derece olacağı için haliyle kollara inendikleri eşit 6 kök 3. 60'ın karşısı 6 kök 3. 30'un karşısı 6. 90'ın karşısı da 12 oldu. Ben ilk yolu daha çok önemsiyorum aslında. Seç ortayı göreceğiz burada ama önce yapalım bir. 15 bölü 2. 15 bölü 2. Muhteşem üçlüyü unutmuyoruz. 15 bölü 2. Göremeyen arkadaşlar önce dış açı konusunda konusunu da anlattım ben bunu bakın. Kafanız karıştığında şöyle dış çortayı işaretleyin tamam mı? Dış çortayı işaretledikten sonra bunun bittiği yerin böyle ilk kenara olan uzaklığı x, ikinci kenara olan uzaklığı x artı 15 bölü 2. Tabi burada şunu da görmek lazım. Şöyle arkadaşlar burası dış açıdır. Sonra mecburen buradaki C açısı ACE iç açıdır. Bu iç açının kolları da. 15 bölü 2'ye 12'dir. İşte bunların oranı küçük parçanın büyük parçaya oranı arkadaşlar. X'in x artı 15 bölü 2 oranını verir. Şurada bir sadeleştirme yapayım kenarda. 15 bölü 24 sadeleştirirsem 3'e böl 5. 3'e böl 8 olacak. O zaman içler dışlar çarpımı 8x eşittir. 5x artı 75 bölü 2. 3x eşittir 75 bölü 2. X de buradan 25 bölü 2 oldu arkadaşlar A şıkkı. Şimdi burada alfa dersek buraya alfa dersek bakın şöyle buraya da beta dersem alfa artı beta 90 derece değil mi? Şurası bakın 90. O zaman 2 ile çarpsak 2 alfa artı 2 beta 180 olur. Aslında burada bir de gizli bir dış açı varmış. Bakın e, tabii şurayı düzgün yapayım pardon. Şöyle BA'yı uzattığım zaman 2 alfa artı 2 beta 180 olması için mecburen bakın buradaki harf vereyim CAT açısı beta yaptı. Şimdi hemen buna göre iç açı ortay özelliğini kullanıyorum. Neden? Kenarlar oranı, parçalar oranı 7 bölü 3. Burası da böyle 7K'ya 3K yapar. Şimdi bundan sonra bir de dış açı ortayı yapalım. Şöyle bakın dış açı ortayda şu AC'yi unutmuyoruz. Sonra şu ilk kenara olan uzaklık X tamamına olan uzaklık böyle x artı 10. Küçük kenar 3K, büyük kenar 7K. Bunların oranı arkadaşlar 3 bölü 7. Küçük parçaya 3M dersek tamamına 7M demek için buraya 4M kalır. 10 eşittir 4M ise 2,5 yapar. Buradan da arkadaşlar 3 ile 2,5'ü çarparsak 7,5 yani 15 bölü 2'ymiş A şıkkı. Burada arkadaşlar dikler biraz fazla olduğunda ben alfa beta 90 yapmayı öneriyorum. Şöyle beta diyorum buraya. Alfa 90 o zaman c açısı da beta. Ne güzel bak ters açıdan e de beta kendiliğinden böylece fc'yi artık 6 bulmuş olduk. 8-6 daha 14 ve yine x de 14 kollara inen dikler eşittir. E şıkkı. 9-12-15 üçgeni şöyle hemen görelim bakın. Burası 12 birim. Bu arada 9'un 15 oranı sadeleştirirsek 3 bölü 5 yapar. Şimdi şöyle e, 3K desek AE'ye de 5K desek 8K eşittir 12 olur. K 1,5 yapar. 3K buçuktur. Şimdilik 5K'da arkadaşlar 1,5 olduğu için 7,5 olarak dursun. Aynı zamanda AH'ın 12 olduğunu bildiğim için tabii ki 12, 16, 23 Hc hc'de 16 olur. Peki 16'nın 20'ye oranı kaç sadeleştirirsek? 4 bölü 5. O zaman buraya 4m dersem 5m demeliyim. 9m'nin 12 olduğunu biliyorum. m buradan 12 bölü 9'dan 4 bölü 3. Bana ne lazım? 4m lazım. 4m'de arkadaşlar 16 bölü 3. Ben eh'ın 4.5 olduğunu biliyorum. 16 bölü 3'ten 9 bölü 2'yi çıkaracağım. Payda eşitleyeceğim en sevimsiz kısmı için. 2 ile 16'yı çarptım 32. 3 ile 9 çarptım 27 bölü 6'dan. 5 bölü 6 oldu. E şıkkı. İşte çemberin merkezi dış açı kesim noktasıdır. Önce üçgeni bir belirleyelim. Bu ABC üçgeninin dış açı kesim noktası. Şimdi birincisi CD1 dış açı lazım olursa kullanırız. 2 şöyle DA bir dış açı ortaydır. 3 tepe açısının içe açı da buradan geçer. C ve A'ya bakarsak B de bunların tepe açısı gibi buradan geçmek zorunda. Bu kuralı bilelim. Buna göre içe açı oldu ya şuraya x demeyeyim varmış x. Y bölü 6 eşittir. 8 bölü 12. Y'yi arkadaşlar 4 bulduk. Kenarda dursun. Şimdi bundan sonra ne söyleyeceğiz? Bakın Burada şu A, E bir dış açı ortay ve bu dış açı ortay. Şu dış açının dış açı ortayı o zaman iç açısı burası. Kollar da 10 ve 12. 10'un 12 oranı sadeleştirirsek 5 bölü 6 olur. Şöyle bakın buraya kadar olan uzunluk 5A dersek tamamına 6A demeliyiz. Böylece A8 ise 5A 40 yapar. E şıkkı olur. Dış açı ortaya biraz dikkat etmek lazım. Arkadaşlar burada iç açı ortay, kollara inen dikler birbirine eşittir. Haliyle bakın T burası gördüğünüz gibi DT, DB birbirine eşit olur 4. Bir de tabii ki neye bakacağız? 30-60-90 üçgeni olduğu için 30'un karşısı 4 ise 60'ın karşısı 4 köküç olur. Kollar da birbirine eşittir. AB 7 köküç olacağı için AT de 7 köküç olmalı. Böylece A, E'ye 3 kök 3 kalır. D şıkkı. İki tane iç açı ortayın geçtiği yerden üçüncüsü de geçer arkadaşlar. Şimdi lazım olursa o yüzden kullanabiliriz. Şu an hani bu bilmiyorum ama dursun en azından. Ee, 5 df şöyle 2K diyelim. FC demiş. Buraya da o zaman 5K diyelim. 2M dersek buraya buraya da 5M diyebiliriz. Şimdi bir de arkadaşlar Şurada yine demin söylediğim gibi artık işimize yarayacağını gördüm. BF de iç açı ortaydır. İkisinin geçtiği yerden üçüncüsü geçer. 2'nin 5'e oranı 6'nın BC'ye oranı. 2K bölü 5K 6 bölü BC. BC'nin de sadeleştirince şunları 3, 5 olduğunu gördük. K'lar gitti. O zaman buraya 9 kaldı 15 olması için. Şimdi bundan sonra yapmamız gereken bir tane daha açı ortay görmek o da bakın şu AE. Sonuç olarak AE bir iç açı ortayı olduğu için 2M artı 6'nın 5M'ye oranı 6'nın 9 oranına eşittir. Buradan da o zaman 30M eşittir 18M artı 54. Diğer tarafa atarsam 12M eşittir 54. 6'ya bölersem 9, 6'ya bölersem 2, 9 bölü 2 oldu. 5M lazım bana. 45 bölü 2 cevabımız A şıkkı. Yani 90 dereceler biraz fazla olduğunda ben orada alfa beta yapıyorum arkadaşlar. Bakın alfa alfa. Şuraya beta diyelim tamam mı? Ters açıdan yine beta. O zaman şu üçgende lütfen dikkat edin. 90 var alfa var. O zaman buradaki D açısına da beta kalır. Kendiliğinden bakın. İkiz kenar bir üçgen oldu. 5. Şimdi şuradaki açı ortayı görürsek 10'a 5'ten dolayı buraya 2y y derim değil mi? Kenarın parçasına oranı 2, kenarın parçasına oranı 2. Özel üçgen deneyelim. 3 Üç koyalım bakalım buraya. Oluyor mu? Evet. 6, 8, 10 üçgeni geldi. Şimdi bundan sonra ne yapmam lazım arkadaşlar? Artık ökleti yapabilirim. Bak burada gördüğünüz gibi B, A, H tabana dikilmiş. Ve tepe açısı da 90 derece. Nasıl öklet ama? 100 kendisine konulan parça çarpı tabanın tamamı şeklindeki ökleti ben daha çok beğeniyorum zaten. Sorularda da işimize yarıyor. 6 çarpı tabanın tamamına BC diyelim. BC böylece 100 bölü 6'dan 50 bölü 3. Bana BC değil BH lazım. 50 bölü 3'ten 6'yı çıkarıyorum. 32 bölü 3 oluyor C şıkkı. Alfa var ya arkadaşlar. Bunda yine şöyle bazen başka sorularda yaptığım gibi şöyle bir ikizkenar olacak şekilde bir ek parça çizeceğim. AP. Haliyle iki iç bir dıştan dolayı burası da alfa olacak. P açısı da alfa olacak. Bu benim için şöyle bir şey getirir. AB de AP'ye eşit olur. 24 olur arkadaşlar. AP uzunluğu. Sonra bakın şu açı ortayı kullanalım. 2 iç bir dıştan dolayı D açısı alfa artı beta yapar. Bakın şu üçgende 2 iç bir dış yaptım. Böylece alfa artı beta, alfa artı beta demek ki DP ile de AP eşitmiş 24 olduğuna göre buraya da 16 kaldı. İkiz kenar 16 oldu AC. Şimdi artık normal bildiğimiz iç açı ortaya en son geleceğiz. 16'nın 24'ü oranı iç açı ortay. 8'in x oranı cevap 12 oldu. D şıkkı.